Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün de kar yağdı. Cumartesi günlerden. Arkadaşların canı sıkılmasın diye bizim bahçemizi gösterelim dedik. Yani video çekme babında değildi ama madem arkadaşlar istiyor, onun için bir video çekeyim dedim. Ve artı bu videoyu niye çektim? Onu da şey yapayım. Bugün akşam çok kar yağacağını söylüyorlar. 2-3 gün daha buralar dolacak herhalde. Ondan önce bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar bugünkü videoyu şundan dolayı çektim. Şimdi Mart'ın artık 15'ine falan yaklaşıyoruz. Daha bu kardan sonra göç zamanı başlayacak. Kuşların, hayvanların yani göç eden hayvanların göç zamanı başlayacak. Bu göç zamanında yolların üzerinde olan yerlerde veba hastalığı genelde oluyor. Ondan dolayı veba aşısınızı şimdiden yapmanızı size tavsiye ederim. Yarın benim hayvanım hasta oldu, ayağı büküldü, boynu büküldü. Ondan sonra ne ilaç kullanayım diye sormayın. Şimdiden veterinere gidin. Veterinere gidin. Aşınızı alın arkadaşlar. Aşınızı alın. Aşınızı alın ki şey olmasın. Veba hastalığına yakalanmasın hayvanlarınız. Söylemedi demeyin. Şimdi bir de soğuklarda işte buz tutuyor. Şimdi hayvanlarımızı hiç gelip kontrol etmedim daha. Şimdi gelip kontrol ediyoruz. Ne yaptık? Bu civcivlerin içeride, evet burası buz tutmamış. İçeride olduğu için civcivlerin buz tutmamış. Ama burada dışarıda olanlar görüyorsunuz arkadaşlar, buz tutmuş. Ha bunlar şimdi buzu tutarak, buzu yalayarak emerler. İhtiyacını görür ama onları, buzları bir şekilde kırmamız gerekiyor. Şöyle veya şu şekilde kırarsınız. Onlar suyunu içecektir. Ha, veya aslında dökseniz iyi olur. Dökerseniz iyi olur. Niye? Hem soğuk su içmemiş olurlar. Ilık suyla bunları veya ılık su üzerlerine ılık su koyarsınız. Olayı bitirirsiniz yani. Anladınız mı? Şimdi ben bizim çeşmelerimiz de buz tutmuş. Akmadığı için mecbur bu şekilde kırmak zorunda kaldım. Evet hayvanlar hemen bakın suyu başladılar içmeye. Yani su içmemişler. Sadece suyu, buzu yalamışlar. Buradakini kırdık mı? Evet burayı da kıralım. Burası başta bayağı bir buz tutmuş. Neyse onları ben sonra şey yapacağım. Suyla yukarıda sıcak suyumuz var. Halledeceğiz. Şimdi burada da Robin'imiz etten bıktım ben diyor. Hep et. Bir de kuzu eti yedir bana diyor. E Robin sana kuzu etini ayarladım. Evet bir de havalar soğuk. Robin'imize şuradan bir kuzu bacağı verelim. Bakalım yer mi? Yer misin Robin? Yer misin? Al bakalım. Al bakalım. Şuna bak ya, ete bıkmış hayvan. Bana mısın demiyor. Başka köpek olsa şimdi hart hurt başlamıştı kevirme. Çünkü her yeri et. Maması ayrı. Eti ayrı, her şeyi bulabiliyor bizim Robin'imiz. Robin. Evet arkadaşlar dediğim gibi veba aşısını yapmayı unutmayın. Çünkü geçici hayvanların yani göç hayvanlarının göç zamanı olduğu için illaki vebayı getirecekler. Evet şuradaki hayvanlarımızın suları nasıl onları bir kontrol edelim. Buralara bakmadık.
Bugün zaten hiçbir yeri kontrol etmedik. İyi, içerilerdekiler buz tutmamış. Burada da şöyle bir yavrumuz var. Dışarıdaki bahçedeki az önce gördüğünüz imparatorun oğlu bu. Bakalım nasip olursa. Yavrum bir tavuk bunlar. Hayırlısınlar. Şu yavrularımızı da koyverelim. Dün bunlardan bir tanesi ölmüştü. Yani şimdi hayvanlar bu hale gelip de ölmeyecek zannetmeyin arkadaşlar. Bakımlarını o kadar iyi yaptığım halde, yani dışarıya koyverdiğiniz zaman illaki bir mikrop bir şey bulup hayvanlarınız rahatsızlanabiliyor. Bunlar yukarıdaki civcivlerimiz, bayağı büyüyenler, dışarıya çıkarttık işte. Şimdi karda aslında koyvermiyorum da siz görün diye bu şekilde koyverdim. Biraz da kar yesinler. Bir horozumuz gitti onlardan. Şimdi yukarıdakileri de hep beraber şöyle bir kontrol edelim. Ne oldu ya? Ne oldu? Maşallah maşallah. Bayağı büyüdüler ama tüyleri olmadığı için soğuk havada bunlar üşüyorlar. Karı yem mi zannettiler? Kar yiyorlar keratalar. Robin'imiz de eti yemeye başladı. Robin! Robin! Yiyor musun oğlum? Utandı. Neyse şöyle bir bakalım. Minik. Evet dün gene yemimizi aldık. Civciv yemimiz. 350 milyon torbası, 6 torba getirttirdik. Evet her şeye zam geliyor diye. Zaten yemim var burada dolu ama bunlar hepsi civcivim arkadaşlar. Yani zahmetsiz hiçbir şey büyümüyor. Buralarda mısırlarımız, buğdaylarımız, şunlar buğday çuvallarımız. Bunların içinde yine buğdaylarımız var. Şunlar mısır çuvallarımız. Bunların içlerinde mısır buğday dolu. Bu büyük varillerde dolu. Yani şimdi mecburen bakıyoruz. Evet, bunu kısa video yapacağım. Videoyu sadece ben veba aşısını unutmayın. Artık yapın. Bu ayda veba aşısı yapmazsanız hayvanlarınız en yakın zamanda rahatsızlanabilir. İnşallah öyle bir şey yaşamayın. Olmasın. Ben istemiyorum da yani. Ondan dolayı diyorum. Evet. Hayır. Yem mi istiyorsunuz? Durun bakalım. Şurada yemimizi açalım. Şuradan şöyle bir yarım yem. Yarım da buğday. Alın bakalım. Buyurun. Tabii yumurta değil ya. Hemen saldırmıyorlar. Yumurta olsa saldıracaklar. Maşallah. Burası sıcak olduğu için bunların keyifleri iyi. Sıkıntı yok. Evet burayı kapatalım. Bugün yanımızda video çekecek kimse yok. Ben evden yalnız indim. Ondan dolayı şöyle sade veba aşısını söylemek için şey yapmıştım.